Selamlar arkadaşlar, bu video ile birlikte sıfırdan ileri seviyeye Nedir Bu Forex serisine başlıyoruz. İlk videomuzda konumuz Forex nedir? Forex, kelime anlamıyla foreign ve exchange kelimelerin birleşimiyle oluşturulmuş bir kelimedir. Foreign exchange, Türkçe karşılığıyla döviz ticareti anlamına gelir. Bir döviz bürosuna gidip döviz ticareti yapmışsınızdır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu işlemi internet üzerinden aracı kurumlar vasıtasıyla çok daha hızlı yapmanızı sağlayan sisteme Forex diyoruz. Forex konusunu daha fazla irdelemeye başlamadan önce piyasa kavramının ne olduğunu öncelikle bir anlamamız gerekiyor. Birkaçını sıralamak gerekirse hisse senedi piyasası, tahvil piyasası, para piyasası ve son yıllarda oldukça popülerleşen kripto para piyasasını piyasa örneği olarak gösterebiliriz. Piyasa örnekleri yalnızca bunlarla sınırlı değildir. Örneğin bir domates ticaretinin, domates takasının yapıldığı bir yerde domates piyasasından ya da bir patates ticareti yapılan bir yerde patates piyasasından da söz edebiliriz. Yani anlayacağınız piyasa bir şeyin takasının gerçekleştiği, bir şeye karşılık diğer şeyin verildiği yerlere piyasa ismini veriyoruz. Forex piyasasına baktığımızda bir ülke para biriminin bir başka ülke para birimine karşılık takas edildiği yere verilen isimdir. Forex piyasasında döviz takasını gerçekleştirirken iki tip analiz yöntemi kullanılır. Bunlardan birincisi temel analiz dediğimiz siyasi ve ekonomik verilerin incelenerek bunlar doğrultusunda bir öngörüde bulunulan şekli. Bir diğeri de teknik analiz dediğimiz yalnızca fiyat grafiklerine bakılarak yapılan analiz yöntemidir. Bu iki analiz yöntemi zaman zaman tek başlarına kullanıldığı gibi zaman zaman hem teknik hem de temel analiz kullanılarak ikisinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş analizler doğrultusunda da kullanılabilir ve bunlar doğrultusunda alım ve satım gerçekleştirilebilir. Forex piyasasında işlem yapan 3 tip kişi vardır. Bunları riskten korunmak isteyen kişiler, spekülatörler ve arbitrajcılar olarak sıralayabiliriz. İlerleyen videolarda başlık başlık inceliyor olacağız.